izleyicilerimiz, Kanada'nın ilk ve tek Türkçe yayın yapan kanalı Turkuaz Televizyonu'na hoş geldiniz. Ben sunucunuz Kübra Özer. Bu hafta programımızda arkadaşımız Büşra Göktaş'ın yurtdışı eğitim danışmanı Cansu Akkaya ile yapmış olduğu röportaj var. İlerleyen dakikalarda ekranınızda gelecek. Bu güzel söyleşiyi kaçırmayın. Bugünkü yayınımıza Toronto'dan bir haberle başlıyoruz. Toronto Şehir Meclisi almış olduğu kararla Henry Dundas ismi şehir meydanından 2 adet metro istasyonundan ve 1 adet kütüphaneden kaldırıldı. Alınan yeni kararla Toronto Şehir Meydanı olan Young Dundas ismi tarihe karışacak ve yerine Ghana kültüründen geçmiş barışık olma ve geleceğe bakma anlamına gelen Sanfoka kelimesine bıraktı. Bundan böyle meydanın adı Sanfoka Square olarak adlandırılacak. Bunun dışında Dundas West ve Dundas Metro istasyonları ve Jane Dundas Kütüphanesi'nin ismi değişecek. Toronto Metropolitan Üniversitesi metro istasyonlarının yeni isimleriyle ilgili bir çalışma başlattığını duyurdu. Jane Dundas Kütüphanesi'nin yeni ismi ise Toronto Public Library tarafından belirlenecek. Dundas Caddesi'nin isminin değişimi yeni yılda yapılacak. Bu tüm çalışmaların 12.7 milyon dolar tutması bekleniyor. Kanada'da bulunan uluslararası öğrencileri ilgilendiren güncel bir haberle karşınızdayız. Daha önceki yayınlarımızda federal hükümet tarafından uluslararası öğrencilerin kampüs dışında haftalık 20 saat limiti olmadan çalışmasına imkan veren pilot projenin 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle sona ereceğini duyurmuştuk. Ancak federal düzeyde yapılan girişimler sonucunda bu düzenleme 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı. Kanada'da bulunan ve 7 Aralık 2023 itibariyle okuma iznine başvurmuş uluslararası öğrenciler bu düzenlemeden faydalanabilecekler. Kanada'da eğitim alan uluslararası öğrencilerimiz Turkuaz Televizyonu haber bültenimizden güncel gelişmeleri takip edebilirler. Sıradaki haberimiz sağlıkla ilgili. 17 Aralık 2019 ve öncesinde Life Labs müşterisi olmuşsanız ve 25 Ekim 2023 tarihiyle Kanada'da ikamet mi ediyordunuz? O zaman Life Labs tarafından 150 dolar tazminat almaya hak kazanmış olabilirsiniz. 2019 yılında yaşadığı siber saldırı sonucu başta British Columbia ve Ontario eyaletindeki 15 milyon hastasının datalarını çaldıran Life Labs hakkında açılan davalar sonucunda uzlaşma yoluna gitti ve en az 4,9 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. İlgili tutarın 9,8 milyon dolara kadar çıkarabileceğini de öngörülmekte. Eğer siz de bu tazminat hakkında faydalanmak isterseniz 6 Nisan 2024 tarihine kadar Life Labs'ın ilgili sayfasından online başvuru yapabilir ve detayları bilgi alabilirsiniz. 2024 yılına girerken bir haberimiz de ekonomiden. Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem yapmış olduğu açıklamada piyasadan aksi yönde gelen beklentilere rağmen politika faizlerini düşürmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Macklem 2024'teki zayıf ekonomi büyüme beklentisine rağmen enflasyonda kademeli düşüşler beklediğini söyledi. Ancak Kanada Merkez Bankası'nın başta Orta Doğu'daki çatışmalar olmak üzere dikkate alması gereken risklerin de hala bulunduğunun altını çizdi. Enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğunu netleştiğinde politika faiz oranımızı düşürmeyi tartışmaya başlayabiliriz diyen Macklem, gevşetme politikasını düşünmek için enflasyonun %2 hedefine tamamen dönmesine beklememize gerek yok ancak açıkça %2'ye doğru yönelmesi gerekiyor yorumunu paylaştı. Para piyasaları bankanın 2024 Nisan ayından politikasını gevşeterek oranlarını 125 baz puan düşürmesini bekliyor. Son haberimiz Vancouver'dan. Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın en yoğun ve en pahalı şehirlerinden biri olan Vancouver'a şimdiye kadarki en büyük federal konut desteklerinden birinin yapılacağını duyurdu. Başbakan Trudeau, federal hükümetin konut hızlandırma fonu aracılığıyla önümüzdeki
10 yılda 40 binden fazla ev inşa etmek için Vancouver Belediyesi ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Trudeau bu anlaşma ulaşım hatlarının yakından inşa edilecek daha fazla konut, daha uygun fiyatlı kiralı konut ve hatta daha geniş evler anlamına gelecek dedi. Federal hükümetin yapacağı bu desteğin 115 milyon dolar olması bekleniyor. Her yıl en az 35 bin kişinin yerleştiği Vancouver'a 2050 yılına kadar en az 1 milyon yeni kişinin geleceği öngörülmekte. Bu desteğin mevcut ev soranlara çare olması bekleniyor. Sırada duyuru ve etkinliklerimiz var. Kanada Galatasaraylılar Derneği yarınki Fenerbahçe-Galatasaray Süper Lig maçını birlikte izlemek üzere Mekan Toronto'da bir kahvaltı organizasyonu yaptı. Katılmak isteyenler rezervasyon yapmak gerekte. Bilgiler ekranda. Kanada Tasavvuf Kültür Merkezi Toronto'da cumartesi günleri saat 4 ila 6 p.m. arasında ücretsiz İngilizce kursları düzenliyor. Kayıt için bilgiler ekranınızda. Bu hafta programımızda arkadaşımız Büşra Göktaş'ın yurtdışı eğitim danışmanı Cansu Akkaya ile yapmış olduğu röportaj var. Merhaba Turkuaz TV izleyicileri. Ben sunucunuz Büşra Göktaş. Bugün Cansu Cömert'le birlikteyiz. Kendisini Kanada'ya gelen öğrencilerin birçoğu tanıyor. Bugün kendisiyle birlikte bizi Toronto'da ziyaret ettiğinde hemen Turkuaz TV ekranlarında ağırlamak istedik. Cansu Hanım, bize hem kendinizden hem de firmanızdan, yaptıklarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Kanada'da herhalde öğrencilerimin çoğu ve arkadaşları tarafından tanınıyormuşum. Bunu bu geldiğimde biraz daha fazla görmüş oldum. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Hem bütün süreçlerini çok kolay geçirdiğimiz için, benim onlara olduğum kadar onlar da bana destek olduğu için hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben 14 yıldan beri yurtdışı eğitim sektöründe akademik danışmanlık yapıyorum. Yurtdışı eğitim danışmanlığı yapıyorum. Kanada'ya, Amerika'ya, Avustralya'ya, İngiltere'ye, Avrupa'nın diğer ülkelerine, dünyanın pek çok başka ülkesine hem dil eğitimi için, hem üniversite programları için, hem diploma ve sertifika programları için yüzlerce öğrenci yerleştirdim bu süreçte. Tabii ki Kanada Türkler için bir tık daha ön planda, özellikle son yıllarda bu göçmenlikle alakalı olan uygulamalardan dolayı. O yüzden Kanada'yla bir tık daha fazla çalışıyorum son yıllarda. Tamamen aslında yaptığım meslek bu. Kanada'da ne kadar öğrenciniz var diyebiliriz? Yani sayısını tabii ki net olarak bilmemekle birlikte ama yüzlerce öğrenci gönderdim. Çünkü özellikle son 5 sene içerisinde çok ciddi bir oranda hem müfredat olarak öğrenciler geldi hem de aileleriyle gelen çok fazla öğrencimiz oldu. O yüzden tabii sayıyı tam olarak bilemiyorum ama çok fazla öğrencim var burada. Peki öğrencileriniz? Buraya gelecek olan gençler ve kendini genç hissedenler. Kesinlikle. İkinci kez üniversite okumak isteyip de buraya gelenler de oluyor. Çünkü bu göçmenlik sürecinde de bir avantaj. Bir danışman seçerken eğitim danışmanlığı sürecinde neye dikkat etmeliler? Nasıl bir danışman seçmeliler? Şimdi her şeyden önemlisi tabii insanların o frekanslarının tutması bence çok başka bir şey. Gidecekleri ülkeyle alakalı vize sistemine hakim olan birisine bakmaları gerekiyor. Onunla alakalı bir araştırma yapmaları gerekiyor. Ve günceli takip eden birisi. Bence en önemli olan şeylerden birisi bu. Çünkü tüm ülkelerin vize kuralları değişkenlik gösteriyor ve hani olabildiği kadar da her yıl güncellemeler yapılıyor. Bunları da çok ciddi takip eden birisiyle çalışmaları gerekiyor bence. Hem vize dosyalarının yapılması, niyet mektuplarının yazılması, doğru okulların seçilmesi, doğru programların seçilmesi, bunların hepsinde hem günceli takip eden birisinin hem de tabii ki buna dair bir tecrübesi olan bir insanla çalışmaları çok çok önemli. Arkadaşlarından referans alarak, ben kendim de bir öğrenci olsam bunu tercih ederdim. Arkadaşlarından referans alarak kim nasıl bir süreç yönetmiş, referans doğrultusunda hareket etmeleri bence en sağlıklı olan şey olacaktır. Evet, bazı tehlikeli şeyler duyuyoruz. Mesela ücret alıp hiçbir danışmanlık hizmeti vermeyen, burada tekrar ne yaptığını sorgulamayan. Sizin böyle öğrencilerinizle diyaloglarınız biraz farklı. Bu konuda hani öğrencilerin esas şuna dikkat etsinler, danışman ilişkisinde ya da o ilk görüşmeye gittiklerinde
şu kesinlikle danışmanlık ilişkisinde olmaz dediğiniz böyle bir iki püf noktası verebilir misiniz? Şimdi şöyle, ben kendi adıma bunu söyleyebilirim tabii ki. Sektör çok geniş bir sektör ve sadece Türkiye'den yapılan bir şey değil, Kanada içerisinden inside olarak da yapılan bir uygulama bu. Yani bir danışmanlık süreci. Bir hani seçim yaparlarken, bir süreci takip ederlerken tabii ki herkes çok daha iyi bunu kendisi tespit edecektir. O duygusal yönelimle açıkçası. Ama öncelik para olarak geliyorsa burada bir durup düşünmek lazım. Bence buradaki öncelik insanların vize süreçlerinde alacakları tavsiye. Yani şöyle bakıyorum duruma. İlk etapta ben sizin bütün durumunuzu bilmeliyim ki sizinle alakalı bütün şartları hem eğitimsel olarak hem finansal olarak, ailevi olarak bütün şartlarınızı bilmeliyim ki sizi yönlendirebileyim. Yani ilk siz görüşmeye geldiniz ve benim için okey o zaman $1000 alayım sonra sizinle bu yola başlayalım gibi bir süreç değil bu. Önce benim öğrenciyi tanımam lazım, danışan kişiyi tanımam gerekiyor. Eş zamanlı olarak onlar da tabii ki o danışmanı tanıyorlar. Sonrasında finansal olan kısım gelecektir. Tabii ki bu da bir ticarettir. Evet. İnsanlar bununla alakalı tabii ki bir ücret alacaklar. Ama o süreçte ilk etapta karşılıklı olarak birbirini tanıyıp devam etmek lazım. Çünkü bu vizeyle sonuçlanması gereken bir yol. Vizeyi alamadıktan sonra seçilen okulların, yapılan başvuruların, o evrak işlerinin vesaire hepsi bir zaman kaybı olacak. O yüzden karşılıklı birbirini tanıyarak devam edilecek bir yöntem. Sonrasında da tabii ki finansal ayak gelecektir. Tabii ki. Şimdi Kanada hükümeti uluslararası öğrenciler için özellikle finansal olarak etkileri olacak, öğrencilere etkileri olacak bazı açıklamalar, güncellemeler yaptı. Bize bu güncellemeler hakkındaki güncellemelerden bahsedip bu konu hakkındaki yorumlarınızı, yine öğrencilerimizi destekleyecek kendi ülkemizdeki vatandaşlarımızı ve buradaki devam edecek öğrencileri etkileyecek durumlar da var çünkü. Bunlardan bahsedebiliriz. Tabii ki. Şimdi şöyle, şimdi ilk olarak bu değişikliklerin en temelinde, en tepesinde olan şey finansal bacak. Biz geçmişte de öğrencilere Kanada Devleti her ne kadar hesaplarda gösterilmesi gereken masraflar için 10.000 Kanada doları minimum bir bant koymuş olmasına rağmen her zaman daha fazla gösterilmesi gerektiğini tavsiye ediyorduk. Çünkü ucu ucuna yetecek bir para vize için tehlikeli bir kısım. O yüzden ne kadar fazla gösterirlerse bunun o kadar iyi olacağını her zaman söyledik. Tabii ki kaynağı belli olacak şekilde. Kaynağı belli olmayan, işte bugün koydum, yarın vizeye girdim sistemiyle yapılacak bir başvuru tabii ki çok riskli. Bu Kanada için de güven uyandırmayan bir şey. Tabii ki diğer ülkeler için de aynı şey geçerli. Ben her zaman söylüyorum gelir gider orantısı. Bunu göstermek lazım. Evet. Şimdi o 10.000 dolar olan minimum rate artık 20.000 dolara çıkartıldı. Yani öğrenciler artık okul masraflarının dışında ve işte geri kalan bazı ufak tefek işte uçak biletleri vesaire gibi masrafların dışında yaşam masrafı olarak minimum 20.000 Kanada doları hesapta para göstermek zorundalar. Bu da demek oluyor ki yaşam masrafları artı okulu hesaba koyduğunuzda Kanada'ya uluslararası öğrenci olarak gelmek isteyen birisinin hesabında, şahsi ya da ailesinin hesabında 40.000 Kanada dolarına varan bir paranın gösterilmesi lazım. Bu bir kişi için mi? Evet, bir kişi için. Evet. Bir aile olarak yani 3 kişilik bir çekirdek aile, bu çok fazla oluyor çünkü. Evet. 3 kişilik bir çekirdek ailenin ne kadar göstermesi gerekiyor? Şöyle. 3 3 kişilik çekirdek bir ailenin gösterebileceği tutar. İlk etapta tabii ki burada eğitim alacak kişinin gideceği okul, okulun masrafları, tabii ki bir senelik masrafı, artı o kişinin yaşam masrafları. Onun dışında gelecek olan diğer aile üyelerinin de yaşam masraflarını hesaba koymak ve o şekilde göstermek şekilde gerekiyor. Evet, anladım. Totalde böyle hesaplanacak. Anladım. Peki Kanada'ya gelmek isteyen öğrenciler için yine bir şey sormak istiyorum size. Burada, burası gelirken öğrencilere çok tatlı anlatılıyor. Ama biraz gerçekçi olmak lazım. Evet. Hepimiz Türkiye'den geldik ve burada hayatımıza devam ediyoruz. Buranın gerçekleri hakkında onları hazırlamak istediğiniz şöyle bir iki bir şey. Bu videoyu izleyenler desinler ki ya evet bunlar gerçek. Ya da gelecek olanlar desinler ki evet biz buna hazırlıklı olalım. Bunları güzel birkaç öneri rica ediyorum sizden. Tamam. Şimdi herkesin benden daha aslında sizlerin daha iyi tecrübe ettiği öncelikli olarak soğuk herhalde. Gerçekten iklim soğuk. Olarak çok çok soğuk bir yer. Birincisi buna hazırlıklı olsunlar. Sonuçta Türkiye hani bu sistemden çok farklı bir durumda. Çok daha sıcak bir iklimi var. Öğrencilerin böyle bir ülkede ben yaşayabilir miyim mi çok güzel tespit etmesi lazım. Şimdi o yüzden biz öğrencilerle ilk görüşme yaptığımızda ben her zaman şunu soruyorum. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun? Yani hayalindeki yer tam olarak
olarak ne senin? İşte çok soğuk bir yerde mi yaşamak istersin? Daha böyle rahat ettiğin, işte terliklerle dolaştığın vesaire, işte şort tişört dolaştığın bir ülkede mi yaşamak Tabii. istiyorsun? Yani bence burada kariyer, işte hayatın refah olması, finansal durumların dışında bir de yaşarken konforlu olmak çok. Var. Yaşadığından keyif almak var. Sonuçta göçmensiniz, ailelerinizden uzaklaşıyorsunuz, uluslararası öğrencisiniz. Bu çok üzücü tabii evet. ki. İşte o süreci kolaylaştırabilmek için... Uzakta zor. Aynen öyle. Nasıl yapılması gerektiğine, nasıl bir ülkede yapılması gerektiğine karar vermek lazım. Birincisi bence iklim. Evet. Buna kesinlikle hazırlıklı gelmek gerekiyor. İkincisi, insanların kafasında bir böyle toz pembe bir hayal var. Hiçbir yer toz pembe değil. Her ülkenin kendine göre zorlukları var. Özellikle son yıllarda, pandemiden sonraki süreçte hayat pahalılaştı. Türkiye'de ne kadar pahalılaştıysa Kanada'da evet. aynı oranda pahalılaştı. Gelen öğrencilerin işte kiralarla alakalı yakınmalarını duyuyoruz. Onun dışında tabii ki eskisine oranla işte yaşam masraflarının yükseldiğini görüyoruz. Keza hesapta gösterilmesi gereken paraların bile yükseltilmesinden bunu anlayabiliyoruz. Enflasyon da tabii ki yükseldi. Ona göre bir parayla gelmeleri lazım. Yani buraya ben orada kazanacağım ve orada harcayacağım gibi bir sistemle gelmek maalesef mümkün değil. O yüzden finansal olarak da kendinizi buna hazırlamanız lazım. Ben hemen gideceğim, iş bulacağım gibi bir şey maalesef mümkün değil. Bunu bütün öğrencilerime söylüyorum. İlk olarak İngilizcenizin gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Mutlaka İngilizcenizi geliştirip burada yani tabii ki bir native gibi konuşmak mümkün olmayacaktır. Ama en azından o İngilizce konuşabilme seviyenizi yükseltmeniz, buradaki hayata dahil olmanız açısından, kolay iş bulmanız açısından Kesinlikle. Çok önemli. CV nasıl hazırlanır? Bunu bilmeniz lazım. İşte Kanada'da insanlar nasıl yaşıyor? Bununla alakalı yüzlerce, binlerce video var. Bunları izlemeniz gerekiyor. Evet. Buradaki hayat şartlarını da bir tık öğrenerek, takip ederek gelin ki hayal kırıklığına uğramamanız için bu bence önemli. Cansu Hanım, güncellemelerin içinde öğrencilerin, hali hazırda buradaki öğrencilerin ve yeni gelecek olan öğrencileri etkileyecek iki madde daha var. Bir tanesi... çalışma saatleriyle alakalı. Evet. Diğeri de bir dokümantasyon süreciyle alakalı. Sanıyorum bir değişiklikler olmuş. Evet. Hani bunun şu an buradaki öğrencileri, devam eden öğrencileri etkiliyor mu? Yoksa yeni gelenleri mi kapsıyor? Bu durum nedir? Bize hani tamam. hem dokümantasyon olayındaki çok ciddi bir değişiklik var zannediyorum. Evet. Evet. Bir de bu çalışma saatleri de öğrencileri yine finansal olarak etkileyecek. Çok tabii. Uluslararası şimdi... öğrenciler için yapılan en büyük değişiklik tabii ki çalışma saatleriyle alakalı. Hem yeni gelecek hem de şu anda aktif olarak burada eğitimi devam eden öğrenciler için çalışma saatleri tam zamanlı olacak. 30 Nisan 2024'e kadar. Sonrasında tabii ki bir güncelleme gelecektir, belki bir değişiklik olacaktır ama şu anda resmiyette 30 Nisan 2024'e kadar tüm uluslararası öğrenciler 30 Nisan'a kadar tam zamanlı çalışabilirler. Sonrasında tekrar 20 saate yarı zamanlı onu düşme ihtimali var mı? Hep birlikte göreceğiz. Tabii olabilir. O süreçte nasıl bir... zaman geçecek, neler olacak ona bakarak değerlendirecekler. Ama bu şekilde net bir açıklama yok mu? Hayır. 30 Nisan'dan sonraki süreç tabii ki o zaman tekrar değerlendirilecek. Tabii ki Kanada'nın neye ihtiyacı olduğu da burada önemli. Sonuçta Kanada'daki iş gücünün de korunması gerekiyor. Burada da bir çalışma sürecine ihtiyaç var. İstihdama ihtiyaç var. İnsan gücüne ihtiyaç var. O yüzden bununla alakalı bir değerlendirme 30 Nisan'dan sonra tekrar yapılacaktır. Umuyorum aynı şekilde devam eder öğrenciler evet. için. Tabii ki bütün öğrencinin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir de dokümantasyonla alakalı tabii ki bir değişiklik var. Tabii Kanada'nın kendini artık koruması gerekiyordu. Aslında bütün ülkelerin ufak tefek aslında bununla alakalı bazı güncellemeleri olmaya başladı. Artık Kanada'daki okullar kabul mektubunu verdikleri zaman bunu IRCC'nin sistemine yükleyecekler. Orada konfirme edilecek. Sonra vize süreci başlayacak. Eskiden biz okullardan kabul mektubunu aldığımızda direkt vize sürecine başlıyorduk. Ama artık ilk etapta okul bize kabul mektubunu göndermeden önce IRCC'nin sistemine yükleyecek, konfirme edilecek. Sonrasında biz bu dokümanlara sahip olmuş olacağız. Bu bence çok daha güvenli. Sahte belge yapılmasının önüne geçecek bir sistem bu. Hem öğrenciyi hem de Kanada'yı koruyacak bir sistem. O yüzden ben
güzel bir güncelleme olduğunu düşünüyorum bunun. Bekleme süreçleri uzar diyor musunuz? Şöyle, bekleme süreçleri tabii ki çok fazla başvuru var. Vize memurlarında tabii ki çok ciddi bir yoğunluğu var. O yüzden onunla alakalı çok büyük bir değişiklik olacağını ben şahsi olarak düşünmüyorum. Ama şimdi Eylül itibariyle, Eylül 2024 itibariyle, sonbahar dönemi itibariyle artık Recognized Institution diye bir uygulama olacak. Bazı okullara, tabii ki hangi şartlar altında olacağını okullara belirteceklerdir. Bazı okullara öncelik verilecek vize prosedürü süresi. O okulların hangi okullar olduğuna, tabii ki okulların ne kadar güvenli bir süreç işlettiklerine bakarak karar vereceklerdir. O okullara vize sürecinde öncelik verilecek. Bunu bilecek mi öğrenciler, danışmanlar, yoksa bu bir şans mı olacak? Nasıl olacak? Şans değil, tabii ki bileceklerdir. Bilecekler. Tabii ki, tabii ki. Güzel. Güzel, kötü, güzel açıklamalar. Bakalım öğrencilerimiz neler bekliyor. Aynen öyle. Güzel şeyler bekliyor. En azından artık çok daha net bir sistem var. Evet. Çok kafa karışıklığı vardı. Bunların hepsi çok clear bir hale geçti. Öğrenciler de ne kadar para göstereceklerini, işte hangi okullara gideceklerini, ortalama ne kadar bekleyeceklerini, aldıkları kabul mektubunun gerçek olup olmadığını, evet. Keza karşı tarafında aynı şekilde. Herkesin bunu bildiği çok clear bir ortam olacak. Ben bunun hepimiz için faydalı sağlayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Size vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da programımızın sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. 22. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türk yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tüm Turkuaz TV gönüllüleri adına hepinize verimli ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.